Türk otomobil tarihinin ilk göz ağrısı devrimi 5 yılda 163 bin kişi ziyaret etti. Eskişehir'de o zamanki adı Eskişehir Demiryolu fabrikalarında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 4 adet üretilen otomobillerden biri 1961 yılında Ankara'ya trenle götürüldü. Dönemin demiryolu kanunları gereği deposuna az akar yakıt konulan devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durunca Türkiye'de ilk yerli malı otomobil üretimi hayali de adeta suya düştü. İlk Türk otomobili vücut buluyordu. Kimi motorunu yapıyor, kimi de kaportalarını hazırlıyor. Adına belgesel ve sinema filmi yapılan devrim yaklaşık 15 yıldır imal edildiği fabrikanın bahçesinde sergileniyor. Ben de sizlerle resmi olarak.